Merhaba. Dün bir kader hakkında bir video paylaşmıştım. Şu anda tam zamanı bunun, yani bana bir misal verebiliriz. Ben de şu anda üniversiteler uzaktan eğitime geçiyormuş. Çünkü yurtların hepsini depremzedelere tahsis edilsin diye. İyi bir şey yapılmak isteniyor olabilir ama bu şu an çok büyük bir hatadır. Bakın, korona zamanında da bu Almanya'da da okullar tatil edildi. Uzaktan eğitim yapıldı. Spor konularında uzaktan eğitim yapıldı. Benim çocuğum o zaman şeye gidiyor, kung fu'ya gidiyordu. Uzaktan eğitim vermeye çalıştılar internetten. Okullar da aynısını yaptı. Ne oldu? Bir gün çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Çok çok kötü şey oldu çocukların üstünde bu. Çocuklar bayağı geri kaldı. Çünkü uzaktan eğitim normal eğitimden çok çok daha uzak kalıyor. Yani ismi üstünde uzaktan eğitim. Yani o şeyi alamıyorsunuz. Ve bu ister istemez büyük zarar veriyor. Ve üniversitede bunu zaten korona zamanında oldu. Şimdi üniversite şimdi bunu deprem konusunda yaparsak aynısını iyi bir şey yapalım. Bakın aslında çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize çok büyük zarar vermiş oluruz. Şimdi bu bizim kaderimiz yine. Biz burada bir seçim yapacağız. Bu şu an bir yanlış karar. Ama biz kalkıp yanlış karar verenlere bu bizim insanımız, biz bu benim adamım, benim şeyim deyip de gözümüzü yumarsak kendi de geleceğimizi, vatanımızı, milletimizin geleceğini resmen yanlış yöne doğru kıracağız. O kaderin sonunda yine başımıza belalar gelecek. Çünkü yine cahil kalacağız. Yine o bilgi eksikliği olacak. Çünkü doğru düz yetişmiş olmayacak bunlar. Tıp öğrencileri var. Tıp öğrencisi uzaktan eğitim alıp ne kadar alabilir ya? Azıcık bunu düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun elinizi. Allah aşkına Allah'tan korkarak karar verin. Bak, kimseyi burada kötülemelerini değilim ben artık. Bıktım çünkü. Bıktık yani gerek yok. Kimseyi kötülemeye gerek yok ama yanlış da yapılmasın ya. Onun için evet Ümit Özdağ doğruyu söylüyor. Açıklama yaptı bu konuda. Üniversiteler konusunda. Yanlış. Bu hatadan dönün. Oteller boş dedi şu an. Evet doğru diyor adam. Yanlış mı diyor? Doğru diyor. Bunu da diyebilmek lazım. Bu gerçeği görüp herkes kabul edebilmesi lazım. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız bir gün bir şey dedim doğru bir şey dedim ve doğru diyor diyebildiğimiz gibi diyebilmemiz gerektiği gibi Ümit Özdağ burada doğru diyor. Evet Cumhurbaşkanım bu yanlış karar. Lütfen yanlış karar almış bakanlar. Siz bunu düzeltin diye buna insanlarımız baskı yapabilir. Yapması lazım. Aksi takdirde bütün milletin bir kaderinden oynamış oluyoruz işte ve böyle gencecik çocuklarımız, bebeklerimiz, insanlarımız enkaz altında kalıyor. Yazık oluyor. Onun vebalini kimse ödeyemez. Ve bu tarafta teker teker unutmayın Allah'ın kantarı asla şaşmaz. Allah'ın dartısı asla şaşmaz. Ve ne milim fazla ne milim az. Dört dörtlük dartacak. Ve herkes orada her şeyin hesabını verecek. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz bu konuşmayı yaparken bile onu düşünerek yapıyoruz. Çünkü öbür tarafta ben hesap verirken Allah'ıma diyebileceğim ki Yüce Rabbim ben bu konuşmayı yaptım insanları uyardım. Benim başka bir derdim yok. Kimisi diyor ki sen 15-20 tane izlenim alıyorsun. Ne bunu yapıyorsun? 15-20 kişi bunu görüyorsa bile bana yeter. O yüzden benim görüşüm kaderimizi doğru yazalım. Oteller boşken otellere gönderelim bu kadar insanı. Kaldı ki gerekirse turist gelmesin. İnsan canından daha mı değerli? Cana geleceğine mala gelsin demiyoruz mu biz? Ama Ümit Özdağ bize bir şey dedi. Hem otellere de bir istihdam olur diyor. Evet. Gelecek olan yardımını alınıyor. Ödenecek bunlar sonuçta otellerin de işine gelecek. Yani bedavaya da kalmayacaklar ki. O kadar yemek çıkacak oradan o insanlara. Tabii ki onlara kimse demiyor. 5 yıldızlı kalite yapın hepsine. Masajı açın, yüzme havuzu açın. Onu diyen de yok. Onlar kapalı tutabilirsiniz. Ama adamların kalabileceği, yaşayabileceği bir ortam sağlayın sadece. Yani bunu becerebilmemiz lazım. Ve buradan tekrar bir şey de demek istiyorum. Ne yazık ki benim duyumlarıma göre saldırılar artıyor insanlara. Bunu da açıkça diyebilmemiz lazım. Lütfen görüyoruz ki ülkücüler komünistlerle birlikte el ele bölgede insanlığımızı kurtarmaya çalışıyor. Yani herkes birlik olmuş. Hatta AK Partiler de içinde tabii ki bunun bütün halkımız bir. Ama ne yazık ki ne yazık ki AK Partililerin içinde kudurmuş insanlar var. Onlar çıkıyor. Onlar herkese saldırıyor. Ümit Özdağ'a saldırıyor. Ona saldırıyor. Buna saldırıyor. Sinan ona saldırıyor. Yazık yapmayın Allah'ını seviyorsanız. Yapmayın. Bu insanlar size geri saldırmıyorsa emin olun korkularından değil. Bu kadar büyük felaketin içinde bir de böyle bir şeye gerek olmadığı için. Onun için lütfen Sayın Cumhurbaşkanım bunları sen durdur. Çünkü bunlar gerçekten kudurmuş derler ya kudurmuş alışmıştan beterdir. Neden böyle anlamıyorum ben. Bakın kimse kimseden korkmaz bu çağda. Herkes sadece Yüce Allah'tan korkmaz zorunda. Onun için kimseleri korkutarak bir yere varamazsınız. Bırakın bunu. Hep birlikte el ele verelim diyoruz. Bu enkaz altından çıkalım.
Aksi takdirde bu halk el ele verip sizi bu enkazın altında gömecek, haberiniz olsun. Ve bu yanlışlardan dönelim. Ha, biz ne dedik? Siyaset konuşulmasın dedik. Ve ben bunu siyaset olarak saymıyorum şu anda. Bu hatanın dönüşü. Aynı başta dediğim gibi. Hata yapılmaması lazım bu siyaset değil ki. Kaldı ki siyaseti o kolilerin üstüne parti amblemini yapıştıranlar yapıyor. Onu da durdurun. Halkı kışkırtmayın. Ve asker konusuna değinecek olsak, yeni geçen gene birileri yazmış. Yok siz ne diyorsunuz? Askerler bölgede. Doğrudur. Askerler bölgede zaten doğrudur. Ama siz gördüğünüz o 20 bin asker bölgede olması bizim dediğimizin anlamına gelmiyor. Biz dedik ki baştan ilk günden, üçüncü günden sonra değil, ilk günde askerimize komple kol ordu oraya yerleşecekti. Bütün güç ve kontrol, organizasyon, koordinasyon askerde olacaktı. İşte o zaman karışıklık olmazdı. Sorun 20-30 bin asker oraya yığmak falan olmuyor işte. Koordinasyonu da onlara vereceksin. Ama ne yazık ki birileri askerden korktuğu için bunu yapamadı. Bunu da açık açık görmüş olduk. Bu da çok büyük bir felakettir. Allah, burada da bir felaket yaşanıyor. Kızım yemek tek başına yiyordu. Ben henüz kapatayım şimdi. Herkese selam olsun. Bizim tek derdimiz var. Türk milletine yol göstermek, ışık olmak. Ha, ister buna uyarsınız, ister uymazsınız. Tabii herkes kendisi bilir. Allah'a emanet.